Herkese merhabalar. Tonguç evinde bazı elementlerin kullanım alanlarına devam ediyoruz. Tonguç hazır mısın? Elementin Clementin diyorum hocam. Saçma sapan konular hocam. Evladım. Gerçekten çok yoruldum hocam ya. Yani 8 sınıfta bak, kurtulacağız demişlerdi her şeyden. Daha çok ders çıktı hocam. Bazı ya. Elementler deyince aklımıza ne geliyor? Hidrojen mesela. Hidrojen bir elementi Tonguç ve H sembolüyle gösterilir. Peki acaba bu nerede kullanılır biliyor musun Tonguç? Uçak bombasında. Hayır evladım bak, roket yakıtlarında kullanılır bak. Roket çıkıyor ya. Buradan yakıt olarak hidrojen kullanılır. Hatta aynı zamanda şeyde kullanılıyor Tonguç. Yağların doyurulmasında kullanılıyor. Zeytinyağında da mı hidrojen var hocam? Hayır, zeytinyağı doymamış yağları doymuş yağa çevirmekte. Mesela hocam sizce ben doymuş yağ mı doymamış? Margarini biliyor musun Tonguç? Biliyorum hocam. Margarin hidrojenle doyurulmuş bir yağdır. Anlaşıldı. Neyse geçelim. Sonuç olarak hidroklorik asitte kullanılıyor, amonyakta kullanılıyor, hidrojen birçok yerde kullanılıyor. Peki helyum ne alaka? Helyum da He. Helyum alışveriş merkezi hocam. Helyum. O ne be? Genelde hep öyle yum koyuyorlar hocam. Mesela ben Afyon'a gittim, Afyum. Alanya'ya gittim, Alanyum. Allah Allah. Karşıda Optimum yum falan, yum yum. Anladım canım. İstanbul yum var mı acaba? İstanbul yum yok da İstanbul'da 500 tane yum var zaten. Tonguç hocam. Yum. Tonguç yum. Açarsak bir AVM. Helyum gazı nerede kullanıyor? Zeppelinlerde kullanıyor. Zeppelin eskiden kullanılan çok da meşhur olan bir hava taşıma aracı. Benim en sevdiğim şey o hocam. Böyle bir tane şey yapıyordum, püf diye iğne atıyordum geçen de zeppelinlere, düşürüyordum aşağı. Zeppelinler öyle düşer mi lan? Onlar çok daha kalın şeylerden yapılıyor. Merak etme. Aynı zamanda uçan balonlarda da kullanılabiliyor helyum diyoruz. Ve geçiyoruz. Bor'a bakalım. Bor Tonguç. Dünyada bor rezervlerinin yarıdan fazlası nerede biliyor musun? Nerede hocam? Nerede dünyada. Hayır, nerede olabilir sence? Bence hocam. Beşiktaş'ta. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorum. Türkiye'de evladım. Dünya bor rezervlerinin yarıdan fazla. Bunu hep söylerler ama bir şey yapmıyorlar ne yazık ki. Peki ne işe yarar? Ne işe yarar? Bak, dayanıklı cam kullanımında, üretiminde kullanılır bor. Dayanıklı cam dediğimiz şey kırılmaz cam. Aynı zamanda renkli cam üretiminde de kullanılır. Mesela çamaşır ağırtıcıda da kullanılır bor diyebiliriz. Bor aynı zamanda yakıtlarda da kullanılıyor. Dolayısıyla çok önemli bir madde ve dünyada en fazla Türkiye'de var diyebiliriz. Karbon ne alaka Tonguç? Karbon hocam, karbon monoksit ve karbon dioksit yapımında insanların zehirlenmesine kullanılıyor. Harikasın Tonguç, süpersin. Gerçekten de karbon tüm organik maddelerde bulunur Tonguç. Ha. Tüm organik madde, senin yapının büyük bir kısmı karbondan oluşuyor biliyor musun Tonguç? Ben de mi organdan oluşuyorum hocam? Karbon evladım, karbondan oluşuyorsun. Yani mesela şu elimin çok büyük bir kısmı karbondan oluşuyor. Dolayısıyla organik maddelerin çoğu karbon. Mesela yediğimiz besinler de karbondan oluşuyor. Karbonat karbondan oluşuyor hocam. Aynı zamanda çeliklerin sertleştirilmesinde, yani mesela demir, mesela çelik dediğim şey demirden yapılıyor. Evet, demir içinde karbon katısı ve çelik oluyor biliyor musun? Anladım. O yüzden çok sert ve çok dayanıklı olabiliyor biliyorsun zaten. Aynı zamanda azota bakalım Tonguç. Azot deyince aklına ne geliyor? Mazot geliyor. Harikasın Tonguç, süpersin. Azot deyince aklımıza N2 gelecek Tonguç. Ne? O ne ki hocam? Pardon, N gelsin. Sadece N gelsin. N diyelim şimdi. N dediğim şey azotun sembolü Tonguç. Peki azot niçin kullanılır? Tonguç, bir kere dünyadaki atmosferimiz, şu an nefes alıyoruz ya. Dünyadaki atmosferin %78'i azottan oluşuyor biliyor musun Tonguç? İnanmıyorum. Ya sen oksijen diye düşünün. Halbuki 178 azot. İnanmıyorum. Ve amonyağın içinde bulunuyor. Amonyak dediğimiz zımbırtı da bizim hani affedersin tuvalete gittiğimiz zaman işiyoruz ya. İdrar. Onun içinde de azot var. Sidik. Harika su. İdrar. İdrar. Yani ürik asit falan. Gübrenin içinde de azot var. Mesela hayvanlar dışkı yapıyorlar ya. Gübre dediğimiz şey hayvan dışkısı. Ve bunun içinde azot var. İnek ne kadar faydalı bir hayvan hocam ya. Yiyor. Otu yiyor, yemyeşil otu. Bembeyaz süt veriyor hocam. Bunu nasıl aynı zamanda dışarıya çıkardığı pisliği bile faydalı. Ben İnsanlar Anadolu'da ben geçen çimen yedim hocam. Süt falan çıkmadı benden ya. Niye öyle hocam ya? Senin beynin akmış. O yüzden süt çıkmayabilir senden. Anladım ama hocam, senden hıyar çıkabilir evladım. Teşekkür ederim hocam. Estağfurullah hocam. Şimdi Tonguç ne saçma sapan şeyler beynim falan. Bak insanlar gübreden ev bile yapıyorlar biliyor musun Anadolu'da? Şaka mı? Aynen öyle. Ev bile yapıyorlar. Tezekten ev yapıyorlar. Tezeyi kurutuyorlar hocam. Mesela. Boktan bir ev olmuş. Tövbe. Pardon hocam. Buraya dığıtlarız artık. Evet hadi neyse. oksijene bakalım Tonguç. Oksijen dediğimiz zımbırtı da havadan aldığımız oksijeni biz ne yapıyoruz? Akciğerlerimize koyuyoruz. Havada %21 oranında, atmosferde %20 oranında oksijen var. Aynı zamanda oksijen demirlerin paslanmasına da yol açabiliyor havadaki oksijen. Ve oksijen tüplerinde de kullanılıp dalgıçlar oksijen tüplerinde bir nefes alabiliyor. Oksijen tüpü demir ya hocam. O da paslanırsa ne olacak? Bir adam paslı paslı mı oksijeni çekiyor? Ha, bir şey daha söyleyeyim sana. Buyurun bak. Hocam. Azot gazı aynı zamanda soğutma sistemlerinde de kullanılıyor Tonguç. Çünkü azot -196 derecede sıvılaşabiliyor Tonguç. Anladım hocam. -196 derece sıvı azotu sen bir yere tutsan ne olur biliyor musun? Burası anında doğar.
Hatta bilim kurgu filmlerinde insanları dondurup 100 yıl sonra tekrar yanlandıracağı bir şey. Ben öyleyim hocam zaten. Aslında senin üzerine azot, sıvı azot döküyorlar. Bir anda sen donuyorsun. Ve donduktan sonra da seni tekrar canlandıracaklar güya. Neona bakarsak. Ben ona yapayım hocam ya. Bu daha bazı beklediğim teknolojik şeyleri görmek için ileride donup falan satıyor. Saçma ama. Neon tabelalarda kullanılıyor Tomuş. Neon aslında bir soy gaz. Neonu bu harfle gösteriyoruz ve bu soy gaz neon tabelalarda yani parlak tabelalarda kullanılıyor Tomuş. Aynı zamanda sodyuma bakacak olursak. Televizyonlarda da kullanıyoruz ama. Sodyuma bakacak olursak sodyum zaten naci. Na. Na dediğim şey tuzun yapısında var. Naci diye tuz hani. NaCl. Dolayısıyla tuzun yapısında Na var. Sodyum var. Aynı zamanda sodyum piller de vardır Tonguç diyebiliriz. Dolayısıyla birçok yerde sodyum kullanılır diyoruz evladım. Peki aynı zamanda ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder evladım. Üşenmiyorsun. Tonguç Hanım konuda video bombalarımız devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada evladım. Tamam, bir önceki videoyu izlemiştim hocam. Şimdi bir sonraki mutlaka video. İzle.